Kasetlerimiz hazır. Akülerimiz şarjda. Hepsi hazır vaziyette. Tam teçhizat. Tam teçhizat. Akümüzü de takalım. Bu çekim işinden o kadar büyük zevk alıyorum ki Tanık. Zaman zaman kendimden geçip önüme gelen her şeyi çekmek istiyorum. Bu video merakı epey önce başladı değil mi? Önce fotoğrafçılıkla başladı. Bir zaman sonra videoya dönüştü. Aşağı yukarı 20-25 yıllık bir mazisi var. Benim çocukluğum da her çocuğunki gibi çok neşeli ve hareketli geçti. İlkokulu Suadiye 38. İlkokulda okudum. Orta mektebi devam ederken biliyor musun ne oldu? Ne oldu abi? Sinemaya olan merakım başladı. Tahsilimi yarıda bıraktım. Burası her gün güle oynaya denize girdiğimiz Suadiye plajı. Hiçbir şey değişmemiş. Kabinler dahi. Ama denizden eser yok. Yüzmeyi ilk öğrendiğim iskele bu. Arkadaşlarla burada yüzerdik. İyi yüzücüyümdür ha. Sinemaya olan tutkum gün geçtikçe fazlasını gören ailem beni bir meslek sahibi yapmak istedi. Bir mücellit kursuna gönderdi. 3 sene sonra diplomalı mücellit oldum. Bu meslekte bana bir hatıra olarak kaldı. Sinema oyuncusu olmak ta o zamanlardan beri kafama yerleşmişti. Her zaman film seyrederdim. Hiçbir filmi kaçırmazdım. Peki sinemaya girişim nasıl oldu abi? Sinemaya girişim 1950 senesinde bir derginin açmış olduğu yarışmayla. O zaman ismim Ekrem Uçak'tı. İlk filmini herhalde hiç unutmamışsındır değil mi? İlk göz ağrısı unutulur mu Tarık? Fakat benim film yapmam askerlik dönüşüne rastlar. 1950 senesinde askere gittim. 55 senesinde döndüğümde ilk filmim Alın Yazısını yaptım. Çeneni tutmak için kaç para istiyorsun? 40.000 lira istiyorum. Peki, kabul. Ezberler tamam mı? Tamam abi. Bir prova daha yapın. Peki. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Öncelikle yönetmenin vermek istediği havayı yakalardım. Sonra kendisine uzun uzun anlatır ve anlattığı zaman o hikayenin kahramanını yapardım. Bence havasını iyi yakaladığım rollerden ikisi Sürtük ve Bozuk Düzen'deki rolümdür. Hatta Bozuk Düzen'de öyle bir çalışmamız vardı ki senaryonun tümünü ezberleyip sesli çekmiştik. Ben ilk defa oyumu bu seçimde kullanacağım. Oy verecek yaşta var mısınız? Hem de size oy vereceğim. Zafer Bey'e inanmıyor musunuz? Hayır. Hiçbir zaman da inanmadım. Sizi benimle görürlerse. Yasemin, babanın sinema hayatıyla ilgili senin merak ettiğin bir şey yok mu? Var. Nedir? Bugüne kadar niçin babam komedi rollerinde oynamadı? Evladım, bizim zamanımızda öyle bir şartlama vardı ki bize verilen rolleri biz yapmak mecburiyetindeydik. Sonra benim gibi sert görünümlü bir adam komedi oynayamazdı. Daha doğrusu ben oynayamazdım yani. Ama şuna inanıyorum ki bize verilen her rolü veya ister trajedi, ister komedi, ister dram olsun hepsinin üstünden gelmemiz gerekirdi. Anlıyor gibi miyim yoksa? Anlıyor gibisin sevgilim. Bana dünyaları verdin sevgilim. Kasetler biter, filmler biter. Bir sinema oyuncusu için sinema sürer gider.